Videoya başlamadan önce hepinize iyi bayramlar dilerim. Tatildeyseniz iyi tatiller dilerim. Umarım tatiliniz ya da bayramınız çok güzel geçer. Umarım benim de tatilim ya da bayramım çok güzel geçer. Şimdi de videoya geçebiliriz. Aslında alt katta uzun zamandır, hatta bayağıdır hiç video çekmiyorum. Nedense dedim ki bugün evde kimse yok çünkü herkes bayramlaşmaya falan filan gitti. Dedim ki alt katta bir video çekeyim, neden çekmeyeyim? Kahvem, ben ve arkamdaki kitaplık hazırız. Bugün çok güzel bir sohbet edeceğiz. Sohbet ya da öneri videosu, ikisi karışık olabilir. Öncelikle merhaba, ben Ecin. Zaman zaman kitaplardan, dizilerden, filmlerden ve Erasmus anılarımdan bahsediyorum. Bugün ise kitaplardan bahsedeceğiz. Özellikle bir spesifik kitaptan ve ona benzer kitaplardan bahsedeceğiz. Şu aralar o kadar çok YouTube videosu izliyorum ki o kadar çok inanamazsınız. Bu kitabı beğendiyseniz bu kitabı da beğenirsiniz tarzı videoları izliyorum. Yani çoğunlukla o tarz videoları izliyorum. Çünkü şu anda çok kitap okumaya başladım ve okuduklarımın tadını verebilecek kitapları arıyorum. Zaten başlıktan anladınız. After'a benzer kitaplar önereceğim size. 5 tane kitap önereceğim. Hatta kendime böyle şöyle bir liste hazırladım. Bu listeden yola çıkarak size öneriler sunacağım. Aslında böyle 10 tane falan kitap listesi çıkardım kendime. Ama ondan sonra dedim ki 10 taneden 5'e indireyim çünkü çok uzun olsun istemiyorum. Eğer zaten beğenirseniz part 2'sini de çekebiliriz ya da başka bir kitaplar üzerinden çekebiliriz. Mesela distopik olabilir, fantastik olabilir, vampir kitabı olabilir. Vampir kitaplarını çok sevdiğimi söylemiştim. Tam 5 tane çok güzel. After'ı okuduktan sonra After'ın verdiği tadı veren, kesinlikle After'dan daha iyi kitaplar önereceğim. Bu kitapların bazıları Türkçe'ye çevrilmemiş. 2 tane Türkçe çevrilmemiş olacak ama sizi temin ederim ki dilleri aşırı kolay, indirdiğinizde çok kolay bir şekilde okuyup çok kolay bir şekilde bitirebileceksiniz. Çünkü ben bu kitapları bir günde bitirdim. Ki mesela en son önereceğim İngilizce kitap 400 sayfaydı. 400 sayfa olmasına rağmen kitabı yalayıp bittim. Çok güzeldi. Hepsini e-book olarak okumuşum. Neden bu kadar çok sevdiğim kitapları e-book olarak okuyorum? Hiçbir fikrim yok. Ama romantik kitapları e-book okuma eğilimim var. Satın almaktansa okuma eğilimim var. Bu arada bana soracaksınız. Ecin sürekli farklı kitaplıkları önünde çekiyorsunuz diye. Çünkü iki farklı evde yaşıyoruz. Birinde yazın kalıyoruz. Birinde kışın kalıyoruz. Taşındığımda hepsini almayı ve ondan sonra bir kitaplık turu çekmeyi düşünüyorum. Çünkü ya burada var, odamda var, bir tane diğer evde var. Kitaplarım o kadar farklı yerdeler ki şu anda ben ne kadar kitaba sahip olduğumu bile bilmiyorum. O yüzden çok karışık aklım. Yabancı yayınlarından başlayacağım. Çünkü iki tane kitabımız yabancı yayınlarından çıkma. Ondan sonra bir tane Hyperion kitap var. Diğerleri de iki tanesi de İngilizce olduğu için onları da en sona bırakacağım. İlk önce Egomanyak'tan başlayalım. Egomanyak çok güzel. Büyük ihtimalle benim çok güzel diyeceğimi ve çok güzel dediğimi bu video boyunca duyacaksınız. Çok güzel çünkü okuduğum tüm kitapların hepsi After'dan daha güzel kesinlikle. Egomanyak bir boşanma avukatıyla bir evlilik terapistinin şans eseri bir araya gelmesini anlatıyor. Şans eseri dediğim Andrew ve Emery adlı iki kişinin tanışmasıyla başlıyorlar. Tanışıyorlar, nasıl tanışıyorlar? Emery yanlışlıkla Andrew'un, yani Drew'un ofisini kiralıyor. Ve birlikte çalışmaya başlıyorlar. Emery yeni taşınıyor o şehre. Yeni taşındığı için de diyor ki Drew, sen madem bu kadar para ödemişsin, madem seni kandırdılar, ben de çok iyi bir insanım, hadi gel yanımda çalış, benim asistanlığımı da yaparsın bu süre boyunca. Çünkü asistanı Drew'un gitmiş. O yüzden de Emery ile birlikte çalışmaya başlıyorlar. Ama dediğim gibi bir boşanma avukatı ve biri evlilik terapisi. İşte çok garip bir hal alıyor. Weekend'ın ben yazım tarzını, karakterlerini, özellikle karakterlerini çok seviyorum. Çünkü hepsinin geçmişinde kötü şeyler yaşamış olsa da, bazıları yaşamıyor, kötü şeyler yaşamış olsa da gerçekten hepsi çok iyi kalpli, çok yaramaz ve gerçekten çok garip kişilikler. Şey diyorsunuz, böyle bir insan gerçekten var mıdır diyorsunuz ama size kanıtlıyor öyle bir insanın gerçekten olabileceğini. O yüzden Egomanyak'ı kesinlikle öneririm. Hatta ilk önerimi boş boşuna Egomanyak yapmadık. Hatta Egomanyak'ı okuyup bitirdikten sonra eğer beğenirseniz yine Weekend'dan, yine yabancı yayınlarından çıkma olan Patron'u da öneririm. Ardından Nefret Oyunu. Çok güzel. Nefret Oyunu'nu neden öneriyorum? Nefret Oyunu geçen sene 2018'in yazında çıktı. Ve yani hem yurt dışında hem de Türkiye'de çok fazla sansasyon yarattı bence. Çünkü gerçekten çok güzel kitaplardan birisi. Hemen yabancı yayınlara hakkını aldı ve çevirdi.
Aynı zamanda bir kitap daha çıkardılar. %99 benim mi? O da sanırım gayet iyi diyorlar. Onu da okumayı sabırsızlıkla bekliyorum. Neyse, Nefret Oyunu Lucy Hutton ve Joshua Templeton adında iki kişiyi anlatıyor. Bunlar bir kitap firmasında, yani yayıncılık sektöründe çalışan iki kişi, ama aynı zamanda bu ikisi de sekreterlik yapıyor. İki siyanın sekreterliğini yapıyorlar. O yüzden aynı ofiste karşı karşıya çalışanlar ve çalıştıkları süre boyunca sürekli birbirleriyle uğraşıyorlar. İşte Joshua ona laf atıyor. İşte Lucy ona laf atıyor falan filan derken bir anda Lucy Joshua'ya bir şeyler hissetmeye başlıyor. Joshua ona bir şeyler hissetmeye başlıyor. Olaylar böyle tepe tap taklak oluyor ve neyse, okuyun. Bundan sonrasını okuyun. Buna da 5 üzerinden 5 yıldız verdim. Egomanya'ya da 5 üzerinden 5 yıldız verdim. Anlayın ne kadar sevdiğimi. Bu birazcık daha After'dan ileri seviyede, çünkü karakterlerin yaşı birazcık daha büyük ve Egomanya'nın da aynı şekilde karakterlerin yaşı birazcık daha büyük ve üniversiteye gitmiyorlar. Ama üniversiteyle ilgili de bir tane daha kitabım var. Ondan sonra Hyperion kitabı geçtik. Bir Küçük Yalan. Bu K.A. Tucker'ın çok güzel 4 kitaplık bir serisinin ikinci kitabı. Kitapları ayrı ayrı da okuyabilirsiniz. Belirli bir sırada gitmenize gerek yok. İlk kitap Casey anlatıyor. İkinci kitap Casey'nin kardeşi Livia anlatıyor. Üçüncü kitap Casey'nin patronunu anlatıyor. Dördüncü kitap da Casey'nin arkadaşı beni anlatıyor. Yani hepsi farklı farklı şekillerde işlenmiş. Farklı farklı kişiler tarafından anlatılıyor. Ben ilk 3 kitabı okudum şu ana kadar. Dördüncüyü daha okuyamadım. Çünkü çevrilmedi. Ve İngilizce kitabı da 700 sayfa falan. O yüzden bir çekincem var. İlk 3 kitap içerisinde ikincisini beğendim ben en çok. İkinci kitabın da konusu şöyle. Casey'nin kardeşi Livy. Bunlar annesiyle babasını kaybetmiş iki kardeşler. Ve Casey çok fazla yara almış. Aynı şekilde Livy de, çünkü yani ablasını yola sokmaya çalışırken kendinden çok fazla ödün vermiş. Livy Princeton'a gidip Princeton'da tıp okumak istiyor. Ve bu hayalini ne kadar zor olsa da gerçekleştiriyor. Princeton'a gidiyor. Yurt dışındaki üniversitelerde değişik bir sistem var. İlk seninizde okuyorsunuz ve ilk seninden sonra burayı seçiyorsunuz. Yani tıp mı okumak istiyorsunuz, edebiyat mı? Hepsi değişiyor. O yüzden Livy ilk senesine gittiğinde bir bakıyor ki işler hiç umduğu gibi gitmiyor. Ne kadar tıp okumak istese de farklı şeylere yöneliyor hep. Ondan sonra Ashton adında bir çocukla tanışıyor üniversitede. Ve Ashton bunun aklından hiç çıkmıyor. Çok garip şeyler yaşanıyor ilerlerken. Buna da 5 üzerinden 5 verdim. Kesinlikle öneriyorum. Hatta ve hatta ikinci kitabı beğenirseniz 3. ve 1. kitabını da okumanızı öneririm. İlk önce 3 okuyun, sonra 1'i okuyun. 4. kitaptan bahsedeyim ilk. Ondan sonra 5. kitap, yani benim şu anki favori kitabıma geçeceğim. Ama ilk önce 4. kitaptan bahsedeyim. Arkada şurada tam olarak şurada Colleen Hoover'ın Umutsuz kitabı var. Ben Colleen Hoover'dan ilk önce Umutsuz'u okudum. Bayağı bir kitabını okudum ve gerçekten çok sevdiğim yazarlardan biri kendisi. Dili, karakterleri, olayları oluşturma şekli, bağdaştırma şekli hepsi çok güzel. İngilizce okursanız bunu daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü mesela bu Türkçe okuduğumda bunu birazcık olaya kendimi kaptıramamıştım. Ama dili çok basit olduğu için yine de su gibi akıp gitmişti. Ama İngilizce olarak okursanız kesinlikle daha fazla beğeneceğinizi düşünüyorum. Kitabımız Maybe Someday. Rich ve Sydney adında iki kişi anlatıyor. Bunlar aynı apartmanda yaşayan ama birbirlerini hiç görmemiş iki insan. Sydney üniversiteye gidiyor. Bir erkek arkadaşı var. Kız arkadaşıyla beraber yaşıyor. Hayatında gidebileceği her şey mükemmel şekilde ilerliyor. Ama ondan sonra erkek arkadaşının onu aldattığını öğreniyor. Gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Erkek arkadaşının onu aldattığını öğrendikten sonra tüm dünyası başına yıkılıyor. Kendini toparlamaya çalışırken balkona, kendi işte evinin balkonuna falan çıkıyor. Ondan sonra bir gün mükemmel bir gitar sesi, mükemmel bir şarkı sesi duyuyor. Ve Ridge'le o şekilde tanışıyor. Beraber şarkı yazmaya başlıyorlar ve yakınlaşıyorlar. Olay bundan ibaret gibi gözükebilir. Ama Ridge kör müydü, sağır mıydı hatırlayamıyorum. O yüzden daha da böyle kalbinizi sızlatan, acıtan bir hikaye. Ama bu da çok güzeldi. 5 üzerinden 5 verdim. 2015'te mi 2016'da mı okumama rağmen hala aklımda taze bir şekilde duruyor. Son kitabımıza geldik. Ben bunu daha dün okudum. Dün okuyup bitirdim. Kitabı okudum. Kitabı okuduktan sonra dedim ki neden After'ı sevdiyseniz bunları da seversiniz gibi bir video çekmiyorum. Ondan sonra bir aydınlanma yaşadım ve buradayım. Hani iyi ki o aydınlanmayı yaşamışım ve iyi ki buradayım. Çünkü gerçekten çok güzel kitaplar önerdiğimi düşünüyorum size. Umarım okursunuz. Umarım siz de benim kadar beğenirsiniz ve yüzünüzde bu kadar büyük gülümsemeler oluşur. Neyse, en son kitabımıza gelelim. Bu da yeni çıktı. Dediğim gibi o yüzden İngilizce okudum. Türkçe çevirmesini beklemek istemedim. Bir de Storytel'de İngilizce olarak dinlemeye başladım. Benim Storytel'de İngilizce olarak dinlemeye başladığım kitaplarla ilgili bir sorunum var galiba. Çünkü mesela 15 dakika dinliyorum, ondan sonra diyorum ki
aman ben bunu neden dinleyeyim? İndirip okuyayım diyorum. Ki indirip okuyorum ondan sonra ve ondan sonra bir günde bitiriyorum. Radio Silence'da da öyle oldu. Every Large Expanse of Sea'de de böyle oldu. Ve bunda da şu anda öyle oldu. Kitabım The Unhoneymooners. Kitabı birazcık anlatmak istiyorum çünkü dün okuduğum ve dün bitirdiğim için hala her şey taze aklımda. O yüzden birazcık anlatayım. En azından heyecanım sönsün. Kitabın konusu ikiz kardeşler Olive ve Amy anlatıyor. Amy Dane adında bir adamla evleniyor ve düğünlerinde her şey ters gidiyor. Her şey ters gidiyor derken açık büfeden yemek yiyor herkes. Olive ve Ethan hariç. Ethan da Dane'in erkek kardeşi. Abisi daha doğrusu. Ve Olive de alerjik olduğu için onu yemiyor. Ethan da açık büfeden yemeği sevmediği için bakterilerin olduğu düşündüğü için yemiyor. Bunların ikisi yemiyor ama düğündeki tüm herkes yiyor yemekleri. Ondan sonra bir bakıyorlar ki düğün bittikten sonra herkes kus kus kus. Tuvaletten çıkamıyorlar. Kusmaktan başka şeyler de yaşanıyor. Hoş değil. Ama hiç kimse tuvaletten çıkamıyor ve ondan sonra Amy balayınlarını kuponla biriktirerek kazanmış ve Hawaii'ye, daha doğrusu Maui'ye gidiyorlar. Diyor ki Amy, Olive sen al benim pasaportumu, al benim kimliğimi, sen git benim yerime. Çünkü tıpatıp birbirlerine benziyorlar. Sesleri bile aynı. Sesleri bile aynı olduğu için Olive de diyor iyi madem sen gidemiyorsun ben gideyim. Dane yerine de Ethan gidiyor. Aynı soy isme sahipler ve sadece soy isim verilmiş. Ve bunlar gidiyorlar. Şunu da belirtmemde fayda var. Ethan'la Olive birbirlerine nefret ediyorlar. Düşün, Ethan Olivia diyor. Ondan sonra Olivia Ethan'a Ezra diyor. Birbirlerinden bayağı nefret ediyorlar. Hiç iyi anlaşamıyorlar. Hatta Ethan ne zaman Olive bir şeyler yese böyle ters ters ona bakıyor falan. Ondan sonra beraber Hawaii'ye uçuyorlar ve 10 gün beraber sahte bir balayı geçiriyorlar. Bu sahte balayın da neler başlarına geliyor neler anlatamam size. Sahte balayın da Olive'in yeni başlayacağı işteki patronunu mu görmüyorlar? Ondan sonra Ethan'ın eski sevgilisini mi görmüyorlar? Hawaii'ya yani çarşıya çıkmıyorsunuz. Çarşıya çıkın da görün neyse ama Hawaii'de nasıl patronunuzla ya da eski sevgilinizle karşılaşırsınız bilmiyorum. İşte yabancı Amerikalı olmak da böyle bir şey sanırım. Neyse bunlar karşılaşıyorlar. Karşılaşırken de sahte evli numarası yapmaya çalışıyorlar. Ve sahte evli numarası yaparken pat gerçeğe dönüşüyor. Bunlar sevgili oluyorlar. Olay bundan ibaret. Ama zaten kitapla ilgili sanırım şu ana kadar 3 dakika en azından konuştum. O yüzden daha fazla konuşmayacağım. Ama 5 üzerinden 3.5 puan vermeme rağmen şuradan çok cimriyim. 3.5 vermeme rağmen kitabı gerçekten çok sevdim. Kitabı herkese önerisim var. Ama bu kitapla ilgili de şöyle bir sorun var. Bazıları nefret ediyor. Gerçekten nefret ediyorlar. Biri puan falan veriyorlar. Bazıları da benim gibi çok seviyor. Benim gibi çok seven kesimden olmanızı dilerim. Çünkü öyle olursanız sizinle beraber bu kitabın dedikodusunu yapabiliriz. O benim için de çok iyi olur. Dediğim gibi After'a benzeyen, daha doğrusu After'ın verdiği duyguları size yansıtabilecek kitaplar. Bunlar da 5 tane çok güzel kitap önerdiğimi düşünüyorum size. Umarım benim tarzımı seviyorsanız bu kitapları okuyup siz de seversiniz. Çünkü eğer benim tarzımla aşağı yukarı bir uyumunuz varsa bu kitaplar sizin gerçekten seveceğiniz kitaplar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizinle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.